Merhaba, hoş geldiniz. İsmet Özel'le yeni bir okuma yolculuğuna başlıyoruz. Bu okuma yolculuğunda İsmet Özel'in işaret ettiği yere değil de işaret ettiği ele zoom yapmanın kitabın yazılış amacına ters düştüğünü fark ettiğimi söylemekle söze başlamak istiyorum. Zira sanatçılar holistik bir algıya sahip olmakla niçin sorusunun cevabını ararlar. Niçin sorusunun derdiyle var olan bu insanlar aslında kişilik olarak da karizmatik nitelikte insanlardır. İsmet Özel için ben gençken Anadolu'da Kur'an, sünnet ve İsmet dediklerini hatırladım bu okuma yolculuğuna başlarken. Hatta öğrencilere de ifade ettiğimi söyleyebilirim. Böyle bir tamlamanın içerisinde bulunmak zaten yeterince varlığının neye tekabül ettiği ile ilgili bir işaret veriyor diye düşünüyorum. Elimdeki kitap 5. basımın ön sözünün yer aldığı bir üç mesele kitabıydı ve üç meselenin Müslümanlar için düşüncenin konusu olmadığından şikayet ediyordu İsmet Özel. Ben ise öyle düşünmüyorum. Özellikle medeniyet ve teknolojinin en azından bazı düzeylerde Müslümanlar için bir düşünce meselesi haline geldiğini, hatta üç mesele kitabının yaşadığımız dönemdeki Müslümanlar için bir kült eser, bir klasik eser niteliğine büründüğünü söyleyebilirim. Üç mesele kitabındaki İsmet Özel söylemlerinin yüzeysel de olsa sahiplenildiğini, Türklük kavramsallaştırılmasının ise yeterince sahiplenilmediğini ve değerinin fark edilmediğini söylemeliyim. İsmet Özel'in konuştuğu veya yazdığı bir konuyu ontolojik düzeyde ele aldığını unutmamalıyız. Onun ele aldığı herhangi bir konuyu bilginin bir malzemesi veya aklın işleyişinin bir türevi haline özellikle getirmemeye çalıştığına dikkat ettiğini söylemeliyim. Yazılarını asla bir ikna unsuru olarak kullanmıyor. Sözlerini de aynı şekilde. Konuştuğu şeyi, yazdığı herhangi bir şeyi direkt imani bir bağlayarak adeta ucunda ölüm yoksa çekiver gitsin misali onu bir ölüm kalım meselesi haline getirmesi ontolojik bir değerde ele aldığını gösteriyor. Kitabı ele alırken bazı konuların bilgi olarak veya akli unsurlarla ele alınması kitabın yazılış amacına ters düşen bir yöntem olacak. Bunu özellikle söylemek isterim. Kitabın 1978 yılında yazıldığını unutmayalım. Yabancı dil avantajı beslenme kaynaklarını oldukça genişletiyor Özel'in ve biz o dönem Renaud Guénot'un modern dünyanın bunalımını yazdığını ve aynı zamanda da şunla ilgili paylaşmış olduğu dipnotta hatırlarsak tradisyon akımının yani gelenekselciler akımının modern dünya eleştirilerinin Özel tarafından okunduğuna şahit oluruz. Bu Özel'i yaşadığı ülkede medeniyet, teknoloji ve yabancılaşmayı böyle ele alması konusundaki önemini ve değerini azaltmamakla beraber bilgi kaynaklarının izin sürülmesi anlamında bizim için önemli. Nabi Avcı ile Renaud Guénot'un kitabının 1979 yılında Dirilişte yayınlanmaya başladığını da bir hatırlatma olarak söylemiş olayım. Kitabın ilk sayfalarında tecrit, tefrit ve tevhidi inancın yaşadığımız çağın özelliklerine karşı verdiğimiz cevabın üç şekli olduğunu yazarak başladı Özel. Kitapta müsait zamanlar mücahitleri diyerek hafta sonları veya tatillerde eylem yapan modernizmin ürünü mücahitleri kastettiğini unutmayalım lütfen. Nasıl'ın cevabının tevhid aşamasında gerçekleştiğini ifade etti ve bu kitabın tecrit aşamasında yazıldığını özellikle bildirdi. Çünkü İsmet Özel gibi biri kitabın niçin zemini üzerinde yazıldığını, nasıl aşamasını içermediği aslında dikey parametrede dolayımsız olarak imani bir vasıfla temellendirilen bir aşama olduğunu bize bu ifadelerle farkındalığını söylediğini ben de kendimin fark etmiş olduğunu söylemiş olayım. İsmet Özel size her zaman can alıcı önemli soruyu sorar ve bunun hemen seçim yapmanız gereken bir mesele olduğunu ifade eder. Karamsarlık düzeyi çok yüksek insanlar için yaşamın her anı can alıcı sorulara verilmiş bir cevaptır adeta.
asla ehvenişer bir zihniyete sahip olamazlar. Karamsarlık bu bütünlük algısına sahip olduğu oranda yüksektir. Bu kadar uzun süre tenzih dilini sürdürebilmek yüksek düzeyde bir hakikatle temas gerektirir. Bütüne ne kadar sahip olursanız eksik sizin için o kadar incitici ve karamsarlığınızı besleyici unsur olarak devam eder. Kitabın tenzih diliyle bireysel gnostik bir algıya mahkum edilmesini engelliyor diye düşündüm ben okurken. Adeta okuyanın bu konudaki eleştiri zeminini kapatıyor bu farkındalığıyla. Ve kitap boyunca İsmet Özel medeniyet, teknoloji ve yabancılaşmayı birbirinden ayrı üç mesele olarak değil de girift birbirini besleyen hatta sebep-sonuç ilişkisiyle birbirleriyle ilişkilendirebilecek kavramlar olarak ele almış ve dinin kitap boyunca kültür, medeniyet, düşünce, gelenek, tarihsel olarak zaman ve mekana mahkum edilemeyeceğini ısrarla vurguluyor. Bu bizim için bu üç kavramı ele alırken en önemli materyal diyebilirim. Dini din olarak ele almamak için bütün batıl unsurların devreye girdiğini epistemolojik olarak söylemeliyiz. Bu da İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam düşüncesi diye dinin din olma seviyesinden daha alt düzeylerde, insansı veya dolayımsal düzeylerde karşımıza çıkması ve biricikliğini kaybetmesiyle karşı karşıya kalmayalım diye İsmet Özel çırpınıyor adeta. Ve İslam'daki öz biçim ayrımının olmaması, teorik ve pratik ayrımı olmamasına ve aynı zamanda da ruh ve beden ayrımının olmamasına da sebep oluyor. İşte bütünlük algısı aklın ayırarak düşünmesine engel olarak iyiyi ve hayrı kendisine amaç edinmesiyle ilgili. Türkiye gibi ister isteyerek veya isterse istemeyerek modernleşmek zorunda kalan bütün ülkelerdeki Müslümanların kendi dinleriyle ilgili tavırlarının reaksiyoner özellikler gösterdiğini, hatta İslamcılığın da modern bir dini söylem olarak yansıdığını başka kitaplarına da atıf yaparak söyleyebilirim İsmet Özel'in. Burada da batılılaşmaya verilen reaksiyoner tepkilerden birinin hurafecilik, birinin ise muhafazakarlık olarak ortaya çıktığını söylüyor. Kendisinin İslam'ın kaynaklarına bağlı olarak anlaşılma durumunun soyut kalma tehlikesini kendi içinde barındırdığını fark ediyor İsmet Özel. Takdir edersiniz ki bunu kaçırmaması onu zaten özel yapıyor. Soyut kalmak tabiri yerine ben açıkçası irrasyonel tabirini daha güçlü bir kavramsallaştırma olarak daha uygun gibi geldi bana okurken. Sayfa 29'daki hayal ve rüyayla ilgili yazılanlarda hayalin vehim, zan, insan ürünü irrasyonel bir hale mahkum ederken insanı, rüyanın ise insan üstü kuvvetin gösterdiği bir istikamet olduğunu, rüya göremeyenlerin inançlarının berraklaşamadığını söylüyor. Rüyayla hayal arasında özellikle rüyanın kendisine gösterilmekle ilgili insanın kendi sınırlarının dışıyla ilgili bir gerçek ilişkiye işaret etmesi anlamında çok önemli. Hayal ise insanın ufkunun irrasyonel alanda genişlemesi. Bu da insanın gene kendi içine kapanması, hatta ufkunun nefsi alanda genişlemesiyle ilişkili. İşte o vehim, zan ve insan ürünü bir irrasyonel alan inşa etmekle ilgili bir durum. İdeolojilerin hayal kurduğunu ve idealize ettiğini, İslam'ın ise rüyayla talip olduğunun kendi elinde olmadığını bilmekle ilgili olduğunu, aslında sonuç odaklı bir dünya algısının insanın yeryüzünde Tanrı ile ilişkisini kopardığını da unutmamak lazım. İdeolojiler yeryüzünü mükemmel ve ideal yapmakla ilgili insanın talip olduğu şeyin dünyada olup bitmesiyle ilgili bir durumun sonucu. İnanmak ise bunun bize ait olmadığının gerçeğiyle yüzleşmek ve müphemlik, irrasyonel zemin, vehim, putperestlik için zemindir. Bunu unutmamak lazım. Şeytan gerçeğin üstünü örterek onu vehimle,
korkuyla, irrasyonel bir şekle büründürerek yapacağı şeyi yapar ve insanın hayatına giren kuvvetler böyle bir ortamda ancak tanrılaşabilir. Böyle bir irrasyonel zeminde, böyle bir vehim anında ilk ve görünen sebeplere inanmakla insan kendini kurtarmaya çalışır ve putperestliğin temel sahikidir bu. Çaresizlik, uzlaşma, şartlara kölelik gerçeğin üstü örtülünce oluşur. Bir korku zemininde kendisine sunulan bir başka insan eliyle üretilmiş bir çözüm için hayatını vermek durumudur bu. Gerçek iman insana imkanı da gösterir ve modern hurafeler gerçeğin üstünü örter. Gerçeğin sahibi Rabbül Aleminken ve yeni kurulan şeyin muhakkak insan ürünü bir şeye hizmet ettiği, insanı insana kul ve köle ettiğini unutmamak lazım. Gerçek zeminde kimse tanrılık iddiasında bulunamaz ama insan eliyle üretilmiş vehim, korku ve irrasyonel bir zeminde ancak insan iktidarını, tahakkümünü kurabilir. Medeniyetin dolayımsallığı üzerinden de aynı konuyu işleyeceğiz ileride. Şirkin ilişkiler zinciri giriftleştikçe bu ilişkiler zinciri yaygınlaşır ve yaygınlaştıkça zulmün izi sürülemez olur. Özellikle görünene takılıp kalan insanlar için kısa vadede onların yararına algılandığı için zaten şirk insanları kendine doğru çeker. Bu giriftleşen ve yaygınlaşan ilişkiler zinciri tanrılık iddiasında bulunur ve insanın tanrı diye taptığı şeyler kendisinin ürettiği ve sonra kendisinin ürettiğini unuttuğu girift ve yaygınlaşmış mekanizmalar veya o mekanizmaların ürettiği şeyler olurlar. Aslında kendi gücünün ürettiğinin altında kalmasıdır insanın hali. Tradisyon yani gelenekselciler okumasında çokça karşımıza çıkan Kali Yuga yani karanlık çağ tamlamasının burada bir yazı başlığı olarak kullanıldığını söyleyeyim. Ve seçmecilik, eklektik bir algıyla bir kavramsal zemin inşa etmeyi apologetik yani savunmacı bir dille yazılmış metinler olduğunu, Batı karşısında içine düştüğümüz durumun bir yansıması olarak buna İkbal'i de katarak özellikle kadın hakları konusunda onun da seçmeci bir tavırla hareket ettiğini söyledi İsmet Özel. Batı'nın teknik gücü karşısında ortaya çıkan yılgınlığın bir tezahürüdür dedi. Batı'yı Topçu da aynı şekilde ifade etmişti. İnancı, felsefesi, bilimi, ürettiği teknikleriyle topyekün ele almak zorundayız. Onun bir bütünlük inşa ettiğini unutmamalıyız. Kabul edeceksek tümden kabul edip reddedeceksek de tümden reddetmemiz gerektiğine inanıyor İsmet Özel. Seçmeciliğin en çok düşüncenin zirveleriyle girişilen temasta yaşandığını ama şu unutulmamalıdır diyor İsmet Özel. Düşüncenin zirvelerinin imanla karıştırılmaması gerekiyor. Ontolojik düzeyle epistemolojik en yüksek düzeylerin birbirleri arasındaki sonsuz alanı oluşturduğunu, kavramsal insan üretimi herhangi bir zirvenin asla imanla karşılaştırılmayacak kadar düşük olduğunu hatırlatıyor İsmet Özel bize. Müslümanların iktisadi veya teknikle değil, tek tek Müslümanların kaliteleriyle ancak çözüm üretebileceklerini söylüyor ve paket bir programın elinde olmadığı, ortaya çıkacak olan çözümün ancak refiklerin bir araya gelmesiyle sağlanabileceğini ifade ediyor ve batılılaşmak hem kültürel yapıları, gelenekleri kaybederken hem de kendi içerisinde nimet ve külfet dengesi olarak karşımıza İslam'ın asıl kaynaklarıyla muhatap olabilme imkanı verdiğini söylüyor. Fakat unutmayalım bu muhataplık modern zamanlarda kendi içerisinde bir risk de birçok riski de barındırıyor. Bunlara da kitabın özellikle son bölümünde radikalizm ve ütopya başlığıyla değinecek İsmet Özel ve İslam'ın kaynaklarının berraklaşmasının içinde bulunduğumuz dönemde bir avantaj olarak karşımıza çıktığını söylüyor. Kitaptaki İdris ve Prometheus başlıklı yazısında Batı'nın dualist bir yapı olarak Katolik arka planla varlığını çatışmacı unsurlarla
beslediğini, bilimi, Prometheus'un Tanrı'dan çaldığı ateş olduğunu, Tevrat'ı hatırlayalım lütfen, bilgi ağacı ile de aklın gökle çatışmanın ana sebebi olduğunu, İdris peygamberin ise kalemle yazı yazmayı ve elbise dikmeyi, ki teknoloji olarak ifade etti İsmet Özel bunu, ona ihsan edilen bir şuur olduğunu, bir hamd sebebi olduğunu hatırlattı ve doğuda maddi ilerlemelerle zihni gelişmenin senkronize olduğunu söyledi. Ve bütün bunların aslında insanın neliğine verilen bir cevabın sonucu olarak ortaya çıktığını ve insanı hayvana nispetle tarif etmeyi, onu dünyaya mahkum etmekle eşdeğer olduğunu, İslam'ın ise insan tanımının kendinde mündemiş olduğunu, ne şehvetin yani duyuların veya hayvanın ne de aklın yani meleğin bir türevi olmadığı, hiçbir şeyle ilişkilendirmeden insan olarak var olduğunu, insanın yoldan çıkışının adeta insanın parçalanmış bir yapıya dönüştürülerek onun melek olma arzusu ile hayvani eğilime boyun eğmesiyle insan üstü bir yere aday gösterilmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Yaratılış kıssasında Adem Aleyhisselam'ın melek olmak ve cennette ebedi kalmak arzusuyla kandırıldığını, insan olmaklığının unutulup insan üstü bir varlık olma vehminin onu hayvani özelliklerle hareket etmesine sebep olduğunu unutmayalım. Aslında bu insanın bütünlüğünün parçalanmasıyla ilgili bir durum ve bu parçalanmada ideal olanı, mükemmel olanı seçebilmek için hayvani özelliklerini kullandığını, yani güç, iktidar, nefsinin, şehvetinin kullanıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir hatırlatmaydı. Yabancılaşmanın ötesinde yazısının girişinde o kadar tümden gelimsel bir anlayışın hakimiyetini görüyoruz ki Müslümanlar için çağ dışılığın büyük bir iltifat olacağını, yaşadığı çağa yabancılaşmasının ondan beklendiğini söylüyor. Eğer böyle bir durum varsa gericilik gibi, çağ dışılık gibi bunun bir iltifat olduğunu, zamana ve mekana mahkum olan her algıyla Müslümanın problem yaşaması beklenir tabii ki İsmet Özel'e göre. Niçin sorusunu soran, hakikatle kurduğu temastan dolayı holistik bir algıya sahip olan herkes için nasıla verilmiş bir cevap eksik bir cevaptır. Nasıla verilen cevapla problem yaşamak hakikatle ilişkisinin bir yansımasıdır. İşte İsmet Özel Müslümanın bu çerçevede onu çağ dışında bırakıyorsa bu onun için büyük bir iltifattır diyor ve çağ yabancı olmak, çağdan bir haber olmak anlamında değildir tabii ki diyor. Olası bir itirazı da önden kapatıyor Özel. Hakikatin yönüne yüz çevirmek gerektiğini, bunun da genel geçeri muhakkak aşmak gerektiğini, genel geçerin aslında yararla ve çıkarla ilişkisini kuruyor tabii ki Özel ve batıdaki yabancılaşma algısının ise, ki buna varoluşsal bir güvenlik sorunu olarak bakabiliriz biz, buna da atıflar vardı kitapta, Tanrı tanımaz düşünmenin sonucu olarak veya sebebi olarak ortaya çıktığını ve yabancılaşmış insanın doğrunun ne olduğunu tespitte tek başına olduğunu, dünyaya mahkum kalarak bunun cevabını üretmek zorunda olduğunu ve bilme ve yapma konusunda kural koyucu olarak kendini kabul eden herkes Tanrı tanımazdır diyor ve dünyada yalnız başınadır ve Müslümanın görevi İslam ilkelerini doğrulamak ve haklılaştırmak değildir. Onları akli kılmak, savunmacı bir şekilde onları anlatmak, hatta onları bilgileştirmek değildir. Onun galebe çalmasını sağlamaya çalışmaktır. İşte bu da İsmet Özel'in asla apolojitik bir dil kullanmadığını gösteriyor. İnanmanın özgüveni, inanıyor olmanın şerefi, vakarı ve onurunun taşınıyor olduğunu söylemeliyiz. Yabancılaşma Batı hümanizminin bir parçası olarak karşımıza çıkar ve yabancılaşma insanın yapısına olan güveni gerektirir. Unutmayalım, yabancılaşma ya Tanrı tanımazlığın ve hümanizmin ya sonucu ya da sebebidir Özel'e göre. İnsanın kendini bütün imkanlarıyla yeryüzünde gerçekleşmesinin, özlenmesinin bir sonucudur. Ve medenileşmek, yetim hakkını
gaspa yönelmektir. İnsanın kendi eliyle kurduğu sistemin bir nesnesi olduğu, maddi, donuk, kurumsal bir yapıya dönüşmesidir. İnsan ürünü olan her şeyin, kültürün donuklaşması, kültürün bir yapıya, bir kozmoza dönüşmesidir. Düzensiz düzenlilikten yanadır, kaostan yanadır İsmet Özel. Her kozmos yeryüzünde insanın tanrılık iddiasının bir yansıması olarak insanın varoluşuna çevrilen bir silahtır adeta ve fani bedene kefen yaraşır diyen cihat ruhuyla dolu müminler ise medenileşmiş unsurlara ve mekanizmanın yozlaştırdığı dönemlerde inançları gereği itiraz edip karşı durmuşlardır. İnsan ürünü ortaya çıkan, insanın yaratılış onuruna ve haysiyetine ters, insanı köleleştiren ve insanı insana kul eden her unsura karşı lağ kılıcını çeker Müslümanlar. Böyle bakıldığında tarihi zenginliklerimize diyor sahip çıkmakla İslam medeniyeti övgüsü aynı şey değildir. İslam medeniyeti övgüsü tekrar bizim dinimizle dolayımsal bir ilişki kurmamıza sebep olur. Medeniyetin yani kurumsal yapının insanı ve ilişkilerini incelttiği, ona bir zerafet getirdiğini hatırlatarak bize insanlığın içtenliğini alır elinden. İnsan ilişkilerinin de kurumsal bir yapı alanından geçmesinin meydana getirdiği zafiyetten bahsediyor İsmet Özel. Medeniyetin meydana getirdiği bu kurumsal yapı sınıflar arası farkları da meydana getirir. İnsanın insana hükmetmesi de bu sınıflar arası farklardan meydana gelir. Refah seviyesi yükselmiş, boş zaman kullanımı, zamanlı satın alabilen bu sınıflarda eğitimle incelmiş zevklerle karşı karşıya geliriz. Bu işte medeniyetin üretmiş olduğu lüksün meydana getirdiği bir sonuçtur. İslam'ın bir toplumda mutlak egemenliğe kavuşmasına engel olan akıl diyor. Yani insan zihninin soyut işleyişinin ürettiği sebep-sonuç ilişkisidir. Alt taraftaki okumada ise bunun eksikliğiyle, derdiyle dertlenen bir Cabiri okumasını yapıyoruz. Özel ise insanın bu özelliğinin İslam'ın egemenliğine verdiği zarara işaret ediyor. İmanla aklın çatışmasının işaretlerini gördüğümüzü söylemeliyim. İslami medeniyetler Müslümanların dünyaya uyum sağlamalarıdır diyor. İnancın dünyevileşmesi durumunda ancak İslam bir medeniyet olarak yansır ve bütün insan kurgusu medeniyetler gibi insanın zaafları Müslümanların kurmuş olduğu medeniyetlerde de görülmüştür diyor İsmet Özel ve bunun için Emevi, Abbasi ve Osmanlıları örnek gösteriyor. İslam'ı diyor bir medeniyet ve kültür sorunu içerisinde görmek onu tarihin şartlarına mahkum etmektir. Din olarak zaman ve mekan üstü yani aşkın özelliğini kaybetti mi kendisi olamaz. Yani kültürlerden bir kültür ve medeniyetlerden bir medeniyete indirgenir İslam. Dinin medeniyet olarak algılanması, sivilizasyonla ilişkilendirilmesi ve aynı zamanda bir kültür olarak ele alınması, aynı zamanda bir ideoloji olarak ele alınması Batı'nın işine yarayacaktır. O aşkınlığın bitimi demektir bu. Bir şekilde Batı bunu kendisine malzeme edebilir. Çünkü medeniyetlerden bir medeniyete, kültürlerden bir kültüre indirgenmiş bir din artık kendi işlevini göremez olur. Ve medeniyet kültürün kaçınılmaz bir akibetidir İsmet Özel İbni Haldun'a atıf yaparak İbni Haldun'un medeniyetle ilgili başlıklarını sıraladı ve sınıflaşmayı ve sömürüyü öngörür medeniyet olmak insanların maddi gelişmeye mahkumiyetidir ve toplum yapısını ve insan kişiliğini bozar ve kokuşturur diyor. Adeta insan ilişkilerinin ve insana dair şeylerin donması demektir. Bir düzene hapsolması demektir ve dünyada idealin aranması ancak kozmos haline gelmesine sebep olur. Peki böyle bir düzen ilişkisi nerede kurulabilir? Böyle bir düzen ilişkisi insan eliyle inşa edilen bir mekanda, şehirde kurulabilir. İnsan ancak kendi iktidar alanını kendi inisiyatifiyle oluşturmuş kurgusal alanlarında iddia edebilir.
Malik bin Nebi ile Seyit Kutup arasında uygarlık tartışmasının var olduğunu biliyorduk. Gençken okumuştum buna dair notları ve Malik bin Nebi'nin medeniyet savunusuna dikkat çekti ve eleştirdi. Kelime-i Tevhid'in bir aşaması medeniyet karşıtlığını gerektirecek kadar güçlü bir reddiye gerektirir insan ürünü her şeye, la ilahe, ama aynı zamanda İslam medeniyeti savunucuların yaşadığımız dönemde var olduğunu unutmamak lazım. İlmi literatürle ilgilenenler ise nasıl sorusu ele alınmadan sadece niçin sorusunun kendi içerisinde ne kadar tehlikeler barındıracağı ile ilgili de işaretler veriyor bize. Tabii ki Özel de bunun farkında. Medeniyet karşıtlığımız diyor bizim barbarlığı, vahşeti, göçebiliği ve bedeviliği savunduğumuzu zannettirmesin okuyuculara. Oraya hemen şerh düşerek olası bir tehlikenin de farkındalığını söylüyor. Batı medeniyetinin bağrında büyüyen teknolojinin akıl ve varlık arasındaki bağları kopardığını bilen, bilinen ve bilgi arasındaki bağın ve birliğin bozulduğunu, aklın kendi içindeki bütünlük hissini de parçalayarak sadece aklın varlığın fizik alanına mahkum olduğunu, dereceli düşünme yeteneğini kaybettiğini ifade etti. Özel ve teknik eşyanın hakikatini değil, gerçeğini merkeze aldı. Gerçek ve gerçeklik arasında ilişkiyi bir başka zamanda konuşmak üzere şerh düşelim lütfen. Teknik eşyanın görünen kısmıyla, niceliksel kısmıyla ilişki kurmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ve teknoloji uygulanmış bilim, pratik amaçlar için kullanılan bir bilginin sonucunda ortaya çıkar. Biz teknolojinin Batı'nın kendi hikayesinin bir sonucu olarak karşımıza çıktığını da hatırlatmış olalım. Yani Fransız devriminden sonra ortaya çıkan burjuvanın elinde bulundurduğu sermayenin bilgiyle girdiği ilişkinin sonucu teknoloji ortaya çıkıyor. Ali Şerati'nin bu konuda güzel bir cümlesi var. Parayla bilginin gayrimeşru evliliğinin teknoloji veledi zinasıdır diye ve teknolojiyi bir zamanlar sömürünün dayatmasıyken diyor, artık şimdi sömürülmemek için bir yöntem olarak kabul ediliyor. Özellikle batılı olmayan ülkeler için. Ve teknik kullukta haddin aşılmasının bir belirtisidir diyor. İnsanın kas gücünün yerine geçmesi olarak tasarlanan teknolojinin artık şimdi insanın düşünüş biçiminin yerine geçmesi hedefleniyor. Bilişim döneminde insanın iddiası bir level daha yükselmiş durumda. Teknolojiyi gündelik hayatın anlık getirileri üzerinden kısa vadeli düşünmenin teknolojiyi değerlendirmekte doğru bir yöntem olmadığını, arka planının gücünü, sistemini, zulmünü, zorbalığını ve sömürüsünü görmeyi engellediğini ifade etti. Özel ve bilim ve tekniğin eşitlenmesi bilimin aleyhine fakat tekniğin ise lehine bir imkan sağladığını, bilimin pratik algıya indirgendiğini, tekniğin ise bu pratik alan dışarısında teorik bir anlam kazandığını özellikle hatırlattı. Teknik yere ve zamana bağlı, maddenin imkanlarına bağlı pratik bir çaredir. O yüzden sürekli değişmeye açıktır, sürekli ilerlemeye açıktır. Değişen şeyler ise asılları korumuyordur, asılları kendi muhteviyatında asla barındırmıyordur. İnsanın değerden, asla değişmeyecek olandan, yani tümellerden de uzaklaşmasının bir sonucudur. Her defasında yenilenen şeyle insan tümellerinden birkaçını kaybederek hayatına devam ediyor. Dilimizi değiştirmekten bahsediyor. İlerlemek ve geri kalmak üzerinden değil, sabiteler üzerinden ve bu sabitelere ne kadar yakın ve ne kadar uzak olduğumuz üzerinden kendi varlığımızı konumlandırmalıyızı hatırlatıyor. İnsanın tüm algısının maddi zemine mahkum edilmesi, yani dünyevileşmesi, yatay zemine mahkum edilmesi onun dil kullanımını ve düşüncesini de değersizleştirdi. Fikrin arka plana itildiği bir dönemde aslında düşünen insanı değil, alet kullanan insanı daha önemli kıldı. Teknolojinin insanın insanlığına verilen bir zarar olduğunu hatırlatıyor bize. Ve güçlü bir topluma ulaşıp onu Müslümanlaştırmak yerine
Müslüman bir topluma ulaşıp onun güçlendirilmesine çabalamalıyız diyor ve güç endeksli bir bakış açının bizi gene kula kulağa mahkum edeceğini hatırlatarak bütün söylediklerinin radikalizm ve ütopya başlığı altında meydana getirebileceği yanılsamayı da fark ediyor Özel ve teknoloji, medeniyet ve yabancılaşma düşüncesinin reddi bizi içinde bulunduğumuz dünyanın dışına iter. Bunun farkındayım. Bu da radikalizmin ütopyaya götürmesiyle son bulur. Bu yolla gene modern dünyanın istediği sonuca da varılmış olur ikazında bulunuyor. Bir meseleyi kökten kavramakla onu kökten çözmek arasındaki nüans farkına işaret ederek kökten çözmenin rububiyetle ilgili tanrısallıkla ilgili bir iddiayı barındırdığını, dünyanın bir şeyin kökten çözülmesiyle ilgili bir mekan olduğunu kabul etmemenin imanın ana unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak veya insanın bir şeyi kökten çözme yetisine sahip olmadığını kabul etmek aslında imanın ana unsurudur diye hatırlatarak kökten bir çözüm önermenin tehlikesine dikkat çekti Özel ve biz İslam ahlakını savunmalıyız diyor. Hemen Topçu aklıma geldi ve Lütfi Bergen'in Ahlak Ayaklanması kitabını da bir dipnot olarak hatırlatmış olayım. Ve kuvvete karşı ahlakı savunmak, unutmayalım Batı'nın tarihsel süreci kuvvetin ve gücün, zorbalığın, zorun ve zerin sermayenin öncelenmesiyle ortaya çıkan bir sonucun ürünü. Biz eğer kuvvete karşı ahlakı değişenlere karşı değişmeyenleri, sabiteleri ve normları, ahlakı önceleyerek onun bir kuvvet olduğunu unutmamakla ilgili mesnedi uhrevi olmayan ahlak çağrılarının zorbalığa değil zorbalara yöneldiğini ve onları düşman bildiğini, bunun insanın insani sınırlarda kaldığının da bir göstergesi olduğunu, bu tür ahlak çağrılarının tanrısal olandan beslenmediği için dünya sınırlarına mahkum olduğunu, siyasi kuvveti ele geçirdiklerinde ise eleştirdikleri o tipolojiye dönüştüklerini, kişisel düşmanlıklar edindiklerini ve teknoloji, medeniyet ve yabancılaşmaya uhrevi bir ahlaki kaygıyla karşı koyduğunu hatırlatıyor. Yani Allah'a inanç gereği karşı koyduğunu, yeryüzünün insan için tek mekan olmadığı bilinciyle karşı koyduğunu, insanı insan olarak kavradığı için karşı koyduğunu, insanın tanrısı olduğu bilinciyle karşı koyduğunu ve çözümün bu konuların dışında çareyi itikatta ve ibadette aramak olduğunu bilmeliyiz diye hatırlatıyor. Düşmanın hiç beklemediği yerden asayı adeta fırlatarak ifade ediyor. İsmet Özel'i okumak tüm çarpıcılığıyla insana insanı, insana imanı, insana yeryüzündeki varoluş sebebini hatırlatıcı özelliğiyle huzursuz edici ve rahatsız edici özelliğini devam ettirecek. Özel'i okumak asla doğru yüzümüzü dönmek ve bütün dolayımların içerisindeyken amacı kaybetmiş olma ihtimaline karşı bu topraklarda bir emniyet sibobu adeta. Kur'an, sünnet ve İsmet boşuna denilmiyor diye insan düşünüyor bütün bu yazılanlardan sonra. Bu açıdan bu topraklar için çok önemli bir değer ve çok önemli bir kalem olarak görüyoruz hepimiz. Bu okuma yolculuğunda hemen alt kategorideki Cabir'i okumaları bu tehlikeyi bizzatihi kendi içerisinde barındırıyor şüphesiz. İsmet Özel okurken insan bunu daha iyi fark ediyor. Özel okumaya devam edeceğiz. Bu yolculuğa da okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.